Evet, Beyaz Futbol Cumartesi Sinan Engin'le devam ediyor. Şu anda saatler 12'yi geçti. 14 Şubat Sevgililer Günü oldu. Tekrar hatırlatıyorum. Sevdiklerinizle beraber Beyaz Futbol izlerken, bizi izlerken fotoğraf çekin. Canlı yayında ekrana gelsin. Zaten arkadaşlarımız yüzlerce fotoğrafı ekrana yansıttı şu dakikaya kadar. Biz de Sinan Engin'le Fenerbahçe'nin Karagümrük maçını konuştuk. Ali Koç'un açıklamalarını konuştuk. Oradan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarını konuştuk. Ve Sinan Engin demişti ki manşet, az önce reklama gitmeden Arda ceza almazdı Galatasaray kazanmasaydı derbiyi. Aynen o öyle. Şu anda her yere manşet olarak aynen düştü. İşte, Federasyon Fenerbahçe'ye işte şey yapıyor. Şirinlik yapmış burada yani. Ne olur Arda'ya ceza versen Fenerbahçe'nin eline ne geçecek ki mesela? Yani Fenerbahçelileri çok mutlu edecek. Ne olacak Arda yani? Maçı yani var mı bir daha? Yok, oynandı bitti gitti. Yani bu saatten sonra Galatasaray'da futbolcu, bir sürü futbolcu var yani. Ama bu farklı yani farklı işler var, farklı hesaplar var. Çok aynen detayına girmek istemiyorum ama ben olaya okuyorum. Şimdi bir arkadaşım bana mesaj atmış. Abi o zaman soyunma olsun, herkes küfür etsin. Yani böyle çıkarırsın o zaman böyle bir şey. Edildi mi? Daha önce olmadı böyle bir şey. Hiç hatırlamıyorum. İlk defa oldu. Hiç hatırlamıyorum. Etmez, niyesin? Caner'e de bir ilkti. Bak, hani mesela görüntülerle ceza verilmişti. Tabii Caner'e verdiler. Sonra işte o kaldırdılar onu. Ama şimdi çok güzel bir soru sordu mesela. O zaman soyunmasında herkes küfür etmeye başlasın. Ya burada kendi kendine diyor, arkadaşı çekiyor. Ona göre bakarsın. Yani ona göre bakarsın, ona göre değerlendirirsin. Ama bunda rapora yazılmamış. Bak. Bir de orası senin özel yerin. İsmail Köybaşı almamıştı diyor Galatasaraylılar. Hatırladın mı Sinan? Ha, bir şey söylüyordu, evet. İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe ile yani ilgili bir tezahüratı vardı mesela. Ona ceza çıkmadı zamanında. Yani verilmeyene de verilmiyor. Ama yine de sporcularımız soyunma odasında daha dikkatli olsunlar. Tabii ki. Yani daha hiçbir yerde küfür etmesinler. Daha yani dikkatli olsunlar. Aynen öyle. Şimdi bu tartışmalar hafta içi nasıl başlamıştı hatırlıyor musun Sinan abi? Yok, hatırlamıyorum. Abdurrahim Albayrak'ın bir açıklaması vardı transferle ilgili. Vedat Muriç, işte İrfan Can, Mert Hakan burada sevdim, bana sarılıp ağladılar falan diye bir... Seyahat dedim, İstanbul dışındaydım, hiç televizyonda şeylere hemen bakamadım. Göstereyim ben sana, evet. Bak. İrfan Can Galatasaray'a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir Kulübü'ne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum. Kimseye de vermedim. Mert Hakan'ın hatta ofisimde gece 2'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın. Yani İrfan'ın, Vedat'ın, Mert'in sarılıp olabilir, ağlayan fotoğrafları şimdi varmış. Abdurrahim sonra Albayrak, Emre Belezoğlu cevap verdi. Abdurrahim Albayrak duygusal bir adam. Sarılmıştır, o da sarılmıştır. Ne olacak? Bir şey söyleyeceğim. Yalnız ilk şimdi yayınlamamış o fotoğrafları, Falcao gibi olurdu. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi futbolcuları tanımak lazım. Biz de futbolcuyduk, futbolcuyu tanıyacaksın. Anlaşma güzelse çok sever seni. O an bunlar hepimiz olduğumuz için söylüyoruz. Hepimiz için geçerli bunlar. Anlaşma güzeldir o an, şartlar güzeldir. Büyük bir kulübe transfer olmuşsun, Galatasaray'a geliyorsun. Anadolu'da oynuyorsun, yani bir kulübe gelmişsin. Herhalde çok mutlu olursun, sarılırsın falan. Anım var, anlatıyorum. Yine anlatayım. Bir tane çok önemli bir oyuncuyu ben yöneticiyken çocukla telefonda konuştum, menajerle de konuştum. Çocuğu tam abi dedi, böyle böyle dedi, babamın vasiyeti dedi. Oğlum dedi, Beşiktaş'ta oynayacaksın dedi. Yani bundan baba sonra oynarsan vasiyeti, Beşiktaş'ta oynarsın dedi. Senin işte falan filan diye takımın. Neyse oldu falan bitti, çocukla anlaşamadık. Anlaşamadık çocukla falan. Aradan da gidiyor bir radyo spor falan, bir radyolar falan var. Bir işte radyolardan dinliyorum biri radyoda. Arabada giderken çocuk ama olmadı işi bir hafta sonra. Çocuk radyoya bağlandı, anlatıyor işte. Başka bir takıma transfer oldu, büyük takıma. Ben de hayallerimin takımına geldim. Babamın vasiyeti bu takımda. Kaç vasiyeti varmış yani, babasının? Hani bunlar normal. Futbolcularda böyle şeyler olur. İsmi kızmam, çok merak ettim. Bak ya, kızmam. Sen nasılsa kötüysen, seni bu kulüp kapının önüne koyuyorsa, sen de güçlüysen en iyi şartları elde edeceksin. Kimse bana öyle ben şöyle delikanlı adamım, böyle delikanlılık yaparım falan filan bu işlere geçecekler. Tabii. Krallarını tanıyorum ben. Hiç öyle geçecekler. Teknik adamını da tanırım, hepsini de tanırım. Hiç öyle bir şey yok. Şartlar kimde iyiyse orayı tercih eder. Biraz daha iyiyse öteki tarafa gider. Ben İrfan Can olayını öyle bilmiyorum. Daha farklı biliyorum. İrfan Can olayını öyle bilmiyorum. Ha, İrfan Can'a ilk teklifi Galatasaray yapmış olabilir.
Çocuk da der ki ben Galatasaray'da çok oynamak istiyorum der. Yarın daha iyi bir teklif gelir. Fener'e gider. Fener yapar oraya gider. Bu profesyonel hayat. Sen şimdi adam oradan 1 milyon euro alıyorsa burada sana 2 milyon euro veriyorlarsa yok böyle baba yiğit. Ya oraya git. Ya yok ya ben çok delikanlıyım. Bu formayı çok seviyorum. Şimdi bir yönetici arkadaşımız vardı. Böyle böyle ya bu yabancı futbolcular geliyor gidiyor. Zaten para sorunları var kulüpte falan. Geliyor gidiyor falan filan. Diye. Ondan sonra ya diyor Sinancığım dedi bu futbolcular devamlı para istiyorlar dedi. İşleri güçleri para dedi. Baba dedim bu çocuk daha geliyor Arjantin'den, Kolombiya'dan. Bu hasta Beşiktaşlı falan değil dedim. Doğuştan Beşiktaşlı bu çocuk Beşiktaşlı falan değil dedim. Bu çocuk para için geliyor vereceğim. Devamlı para mı istiyor? Hakkı. Yani. Ya futbolcunun işi bu parayı alacak. Sen nasılsa kötüyken bunu öne ortaya takasa veriyorsun. İstediğin gibi kapının önüne koyuyorsun vedalaşma diyorsun ki vedalaşalım. Mukavele feshetme şansın varsa bu çocukta güç elindeyken, şans da elindeyken hiç futbolcuya ben kızmam bu konularda. İrfan Can'a falan da hiç kızmam. Hiç kızmam. Bir büyük kulüpten anlaştı. Tamam dedi. Size gelirim dedi. Öteki bir kulüp daha iyi para verdi. Anlaştılar. Kulüpler anlaştı. Fenerbahçe gitti anlaştı. Peşinden ben de öyle bilmiyorum. Peşinden Galatasaray. Biz de verelim Galatasaray Fenerbahçe'nin verdiğini dediler. Hayır biz anlaştık dediler. Fenerbahçe'yle anlaştı dediler. Yani konu da bu. Evet. Yani Galatasaray'da bizimle neden bir daha pazarlık yapmadınız diyor. Sonra Mustafa İrfan Cengiz. Can öyle çok net de Galatasaray'a net de çok söyledim falan filan dese Fenerbahçe bu işe gireceğini düşünmüyorum. Ya şimdi ben seni almak istiyorum. Değil mi? Ben seni almak istiyorum. Ben sana sorarım. Onur bak kardeşim biz seni alıyoruz. Sen böyle böyle Galatasaray'la istiyor musun yoksa almayalım mı? Yok abi falan dersin. Ben Galatasaray'a söz verdim lütfen beni istemeyin. Ben oraya anlaştım dersin değil mi? Tabii. Kapıyı kapatırsın. Aynen. Ben ne yaptım burada 2 hafta önce? Ne dedim burada? Galatasaraylar dedim. Elinize çabuk tutun. Ali Koç gidiyorsa görüşmeye iş evet. biter. Çünkü daha iyi şartlar teklif. Bir ışık var ki Ali Koç da gidiyor yani, dediniz. Aynen öyle. Emre Belezoğlu'nun cevabı o da çok konuşuldu. Yakup Öztürk demiş ki Sinan abi Trabzonspor nasıl gidiyor şampiyon ama. İnşallah Yakup'cum. İnşallah Trabzon 6 maç oldu değil mi? Gümbür gümbür geliyor. Harika, şahane. İnşallah şampiyon belki zor olabilir ama ilk 3, ilk 4'ün içinde olacağını düşünüyorum Trabzonspor'un. Kesinlikle. Evet. Emre Belezoğlu da dedi ki sana ne benim futbolcumdan? Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncu ile ilgili konuşmak yöneticilik değil. Benim sözleşmeli oyuncum hakkında hiç kimse böyle konuşamaz. Böyle futbol yöneticiliği olmaz konuşurum. Dedi. Konuşurum. Anlatırım yani. Anlatırım. Burada ben Emre'ye hak vermiyorum. Anlatırım. Ya daha önce biz bunlarla konuştuk, görüştük. Vedat Muriç'te Galatasaray önce anlaştı. Hı hı. Ne dediler? Rize'de bir aslan var dediler. Değil evet. mi? Konuşun. Bunu anlatırsın yani. Biz onunla anlaşmıştık, görüştük. Ama alamadın. Sen görüştün de. Yani. O zaman ben Emre'nin yanında şöyle cevap vermem mesela Abdurrahim Albayrak'a. Ne baba derdiniz? Alsaydın o zaman. Heh. Ha. Niye alamadın? Aynen. Mesela değil mi? Albayrak'ın yerinde olsaydınız böyle konuşur muydunuz? Yani işte gelip benim boynuma sarıldı vesaire. Ben olsam bunları ya söylemem. Abdurrahim Albayrak'ı iyi tanımak lazım. O zaman lazım. Niye alamadın derler. Abdurrahim Albayrak çok duygusal bir adam. Yani zaten biliyorsun sarılıyor devamlı. Yani seviyor. Sarılır. Gördüğü zaman sarılır falan. Futbolcu da canım 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 evet. falan. Böyle bir adam yani. Onun için sevimli bir insan olduğu için de anlatmıştı anılarını ama alamamışsın. Aynen öyle. Abi yani şimdi Ali Koç geldi dengeler değişti. Ali Koç geldi dengeler değişti. Yani bir de ilişkilerle alakalıdır. Ben İlhan Mansız Galatasaray'a protokol yapmıştı. Sevgili Mehmet Cansu'nun Burak Elmas'ı aradım. Dedim ki böyle böyle. Sinancığım dedi çocuk dedi nerede oynamak istiyorsa dedi. Pek tabii. İlhan'la Tümer'i Samsun'dan alacağım zaman Fenerbahçe'de hafif böyle bir cilveleşiyor gibi duyduydum o zaman yani flört gibi falan. Aziz Başkan o zaman aradım. Dedim ki böyle böyle dedim Aziz abi bak ben dedim bunları alıyorum sezon ortasında anlaşıyorum çocuklarla dedim. Anlaş hatta bir Ali Akdeniz var. Solbek onu da al dedi Sinan dedi. Aziz Başkan. Aynen böyle. Önceden söylüyorum çünkü. Ben alıyorum ki ellemeyin. Evet. Ya, transfer işleri biraz da böyle ilişkilerle gider. Aynen. Karışma dersin. Bir. Mesela bir Okan Koç olayı vardı bizim biliyorsun. Okan Koç'u paylaşamıyordu hiç kimse o zaman. Biz de devreye girdik. Aldık mesela yani. Ama aynen. Bunları biraz da böyle ricalarla da bazı şeyler olur yani. Kesinlikle. Şimdi peki. Emre Belezoğlu'nun yanısan ben onu söylemem. Ne alsaydın derdiniz? Baba derdim. Heh, alsaydın. Niye alamadın? Aynen. Emre Belezoğlu'na da Mustafa Cengiz bir cevap verdi. Bitmiyor Sinan abi. Herkes, herkese cevap veriyor ya. Evet. Mustafa Cengiz'in Emre Belezoğlu'na cevabını dinleyelim. Hadi bakalım. Evet.
Diyor ki Emre benim muhatabım değil. Bu arada İrfan için niye benimle pazarlık yapmadın? Ama sizin de az önce söylediğiniz gibi artık Fenerbahçe son noktayı koymuş, iş işten geçmişti. Pazarlık falan. Geç kaldı Galatasaray. Geç kalmadı, uğraştılar da arada farklar var. Fenerbahçe'nin teklifi daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Çünkü Abdülkerim Albayrak o Antep maçı bir yer vardı. Bir Malatya mı ne? O deplasman öyle gitmedi bu transfer için. Evet gitmedi. Için. Gitmedi bu transferle ilgili. Fenerbahçe'nin teklifi daha iyi. Evet. Ben de Göksel Başkan'ın yerinde olsam Fenerbahçe'ye veririm. Daha iyi teklif çünkü. Tabii ki. Daha iyi. Kulübünüzde daha çok para Deniz kazandıracaksınız. Deniz Tolga, para. Güzel. Şartlar güzel. Aynen oraya öyle. Veririm yani. Kulübün menfaatlerini eğer düşünüyorsam şartlar nereden iyiyse onu yaparım ben de. Bu arada Sinan abi saat 12'yi geçtikten sonra 14 Şubat'a girdik. Ben ne unutmadan oldu? Senin ve sevdiklerinin sevgililer gününü kutlayayım. Biz her gün sevgililer unutmadan. Günü. Evet doğru, siz sevgi dolu bir insansınız. Ahmet Çakar'ın da sevgililer günü hokkabazlık diyor. Eyvah, yarın biz açmasak mı bu konuyu? Biz her gün sevgili, bizim günümüz münümüz falan ya, hep aynıyız biz, her şeyimiz aynı. Çok tabii önemseyenler için kutlu olsun diyelim yani bu işler. Aynen öyle. Biz her şey Allah herkesi mutlu etsin, sevgilileri. Eşleri, karı kocaları, herkes mutlu olsun. Aynen, amin. Şimdi tabii az önce Trabzon'dan bir mesaj gelmişti size. Trabzon konusuna... Trabzonlu kardeşim benim bizim İsparklı genel müdürüdür. Oradan bizim Yakup Oo, vardı. Bizden de çok hemşerim. Selamlar kendisine. Evet, hemşerim benim. Peki. Hemşerim var, Trabzonspor. Şöyle Allah. Girelim o konuya. Fenerbahçeliler diyor ki, Bakayeme o son dakikada gördüğü sarı kart yerine aslında... Direkt kırmızı kart görmeliydi. O zaman iki maç ceza alacaktı. Fenerbahçe maçında oynamayacaktı. Bugün Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mesela bana göre. Penaltı mı diyorsun? Bana göre penaltı. Yani. Serdar, yani bunu kırmızı da verirsin, sarı da verirsin. Kırmızı da versen kimse bir şey demez. Sarıdan direkt mı attı? Kırmızı, evet. Hakem ikinci bunu sarıdan. Biliyor muydu? Yani hesabını mı yaptı o anda hakem? Onu tabii ben bilemem. O an yapamazsın bunun hesabını. Yani MVKM'nin şimdi bakıyorsun... sarı kartı var. İki hafta sonra Fenerbahçe maçı var. Ben bunu atarsam falan. Bunun hesabı ne? Öyle görmüş. Yani çok var niye uyarmadı diyorlar he? Burada. Var niye çağırmadı varlar diyorlar. Varlar bu aralar istirahatte. Oho. Varlar bu aralar istirahatte. Varlar bu aralar istirahatte. Varlar istirahatte. Ben bakıyorum varlar hiç devrede değil. Bazen giriyorlar varlar devreye. Varlar istirahatte. Evet, Beşiktaş-Konya maçıyla bir istirahate çekildiler değil mi? O Wellington'un çekilmesi sonrası bir... Beşiktaş-Konya maçındaki bir var... Ne o? Alanya Galatasaray maçında girdi. Orada Marko da. Marko'nun pozisyonları var. Ya Marko kardeşim çok iyi futbolcusun. Bana göre Türkiye'nin en iyi 2-3 tane stoperinden bir tanesisin. Belki en iyisin. Abi ne bu hareketler ya? Bu dirsekler mi dirsekler? Nedir kardeşim ya? Evet, Mustafa Pek demeyin evet, bayağı. Dikkat et ya. Damağı kanadı. Bu arada yüzde... Atılması lazım ya. Damağı kanadı ne ya? Evet. Atılması lazım ya. Direkt sana söylüyorum Galatasaray. Marko'nun atılması lazım. Öyle şey olur mu ya? Aynen. Ya, yani... ya ben ona... Söylüyorum Fatih Hoca, uyarın onu yani, böyle bir şey yok, seni yarın önemli maçta bırakır. Böyle vuruyorsun. Bir hakem bunu. Çıkar, kırmızı bir anda 10 yani. Kişi kalırsınız. Kırmızı yani. Hiç ben lafımı falan esirgemem, neyse onu söylerim. Net. Net. Bugün Serdar Aziz'in pozisyonda aynı şekilde. Penaltıdır bana göre. Bana göre penaltı. Öteki taraftan da şey ne o? MVKM'nin pozisyonunda kırmızı da verebilir. Şey, direkt kırmızı da verebilir. Serdar da çok da önemli değil, verebilir ama hakemin öyle bir hesap içine girdiğini düşünmüyorum. Bugüne kadar yaptığımız en fark... Açık ara fark anketsinin abi. Direkt kırmızı kart %89.7. Aynen. Normal. Normal diyorum sana. Bu arada Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce Ozan Tufan'ın Jimmy Durmaz'a yaptığı hareket faul mü sizce? Yok. Normal. O kadar da artık şey yapmayalım ya. Yumuşak böyle. Bence bale gibi oldu topa futbolda. Bale gibi oldu. Ya böyle kafaya çıkmıyor ne etmiyorsun. Yani bale gibi oldu futbol ya. Şöyle duruyorsun böyle çıkacaksın kafaya. Değmeyeceksin etmeyeceksin değil. Yok. Ben o golde bir şey yok. Temiz bana değil göre mi? Ben yani o kadar da olsun ya. Aynen öyle. Şimdi futbol erkek oyunu dediğim zaman yanlış anlaşılır. Onun için diyorum aslında kadınların maçında seyretse onlar da birbirine dalıyorlar. Kadın futbol takımı da çok sert oynuyor. Tabii. Onlar da çok birbirine şeyler. Yani futbol erkek oyunu artık ayrımı yapamazsın. Artık kadınların maçlarında seyret. Onlar da evet. Çok sert oynuyorlar birbirine yapıyorlar. Aynen. Onun için ama dediğin gibi bunu şöyle ayırabilirsin. Yani bale değil bu. Futbol bu yani. Biraz bir itiş kakış vuruş olacak yani. Aynen. Bazen basketbolda verilmeyen bence faulleri temiz. Futbolda çalıyorlar. Ya ama Serdar Aziz'in pozisyonunda sıkıntı var. Sıkıntı var diyorsunuz. Peki şimdi tabii Sinan Engin buradayken bunu da konuşmamız lazım. Sergen Yalçın'ın kupa maçı sonrası bir açıklaması var. Sözleşmesiyle ilgili. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılmalı mı?
Ben uzatıldı biliyorum. Uzatılmıyorsa henüz uzatılmamış. Uzatılır. Uzatılmadıysa niye bu kadar bekleniyor? Uzatılır. Bir gelsin açıklaması Sergen Yalçın'ın. Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa devam ederiz. Başkanın her röportajda hocamız ne kadar isterse devam edebilir. Sözü beni rahatsız ediyor dedi Sergen Yalçın. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor diye bir serzenişi var. Anlaşıyorlardır bence. Bir parada bir şey vardır. Yani bir rakamla ilgili bir sıkıntı vardır. Bu açıklamadan sonra da bir haber çıktı. Bildiğim kadar çok cüzi bir rakama, normal Anadolu takımlarındaki hocaların parası kadar bir rakama şu an hocalık yaptı. Evet. Normal standartlarda bir büyük takımın hocasının alacağı sözleşmeyi istediğini için biraz herhalde bir süreç olacak ama anlaşırlar. Evet. Ama onu da hak ediyor Sergen herhalde. Sergen anlaşıldı. Yani ben Beşiktaş yönetiminde Sergen'e parayı esirgeyeceğini düşünmüyorum. Yani sözleşmeyi yapacaklarını düşünüyorum. En kısa zamanda olur ama gerek yok yani onun için kendi aralarında bu işleri hallederler. Kendi işlerini halleder. Ama Sergen'e en iyi mukaveleyi, Sergen sözleşmeyi hak ediyor. Hak ediyor kesinlikle. Hak ediyor. Evet. Bunu yapar. Beşiktaş yönetimi de yapacak. Şimdi bugün gol atan Tiam'la ilgili çok güzel, keyifli bir video düştü. Aa. Böyle sonlara doğru böyle keyifli şeyler getirelim ekrana. Hep böyle kavga dövüş. Hiç resim vermiyorsun abi. Bunu dedi. Fotoğraflar ekrana gelecek. Fotoğraflar ekrana gelirken Afrikalı çocukları gördünüz mü Sinan abi? Görmedim. Bir gelsin ekrana. Tiam'ın Senegal'deki vakfındaki çocuklarmış bunlar. Bir verelim ekrana. Evet, Tiam'ın golünden sonra Tiam'ın vakfındaki çocuklar böyle sevindi. Aferin. Gerçekten güzel görüntüler. Çok. Onların da sevinmeye ihtiyacı var. Özellikle Afrika'daki çocukları görünce ben böyle hani bir şey oluyorum, bir tuhaf oluyorum. Bir Caner'in tepkisi gelsin ekrana. Caner'in tepkisini hiç konuşmadık. Oyundan alındıktan sonra 3 stoper oldu. Salah biraz sol beke doğru geldi. Bu değişikliği de tepkiyle karşıladı Caner. Ya normal. Şimdi her oyuncu sonuna kadar oynamak ister. Caner zaten hırslı bir çocuk. Evet. Hırslı, iyi de oyuncu. İyi de oyuncu, hırslı. Taktik değişikliği yaptı. Yani tamamıyla arkayı üçleyerek yani orada daha çok yani orta sahaya biraz daha kalabalık tutmayı düşündü. Normal yani her futbolcu dediğim gibi adrenalin yükseliyor. Çıkarken bir takım tepkiler verebilir. Bunlara çok takılmamak lazım. Çok takılmamak evet. lazım. Normal abi futbolcu. Ya bu futbolcuları bunlar şey sevinecek hali yani. Yok ki oyundan alınırken. Kurmalı bebek kurdun sus dedi. Hayır abi bunlar da etten kemikten sinirlenecek edecek kızacak edecek. Yani hava soğuk bilmem ne yani. Hani biraz robot da futbolcuları idare etmek lazım. Şey yapabilirler yani çocuklar sinirlenebilirler yeri gelecekleri zaman. Aynen. Niye sinirlenmesinler? Bulabilir yani. Her futbolcu oynamak istiyor sonuna kadar Onurcuğum. Kesinlikle. Şimdi önümüzde iki önemli maç var. Bir Galatasaray. Bu hafta bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bakıyorum Instagram'dan yolluyorsunuz. Kazanı arka arkaya bildiğimiz maçlarda hiç yollamıyorsunuz. O zaman yollamazlar. Galatasaray Alanya maçı. Ne dedik Galatasaray? Normalde yenmesi lazım. Ne diyeceğiz? Alanya mı yener dedik yani. Galatasaray yener dersin değil mi? Nitekim de maç 3-0, 3-0. 4 tane 5 tane de Galatasaray. Dönüyordu neredeyse falan. Maç yani. Fenerbahçe Başakşehir maçı ne diyeceksin? Fenerbahçe forda Fenerbahçe'yi favori tutacaksın. Sivas Antalya maçı ne dersin? Bence de Sivas favoriydi. Yani normal. Ama neyse Bahis Gazetesi'nde tutturmuşum. Evet orada bugün de tutturdum Bahis Gazetesi'nde. Orada farklı oynamışım. Bahis Gazetesi'nde farklı oynuyorum. Burada ekranda farklı söylüyorum. Ahmet Çakar gibi. Ahmet Çakar. Ahmet Hoca Bahis hep tutuyor. Evet orada Bahis Gazetesi'nde tutturuyor. Bahis Gazetesi'nde Allah indirin Bahis Gazetesi'nde parayı götürün. O zaman evet. Hazırsan soruyorum. Galatasaray Kasımpaşa. Galatasaray kazanır ama yarın maç oynanır mı zor? Yani maç oynanırsa. Galatasaray kazanır. Normal şartlarda. Şimdi ben Kasımpaşa kazanır dersem Ahmet Çakar gibi olurum. Farklı. Evet. Galatasaray yener yani. Normal Galatasaray favori değil mi? Aynen öyle. Aynen yani. Galatasaray kazanır dedin. Aynen. O zaman Gençler Birliği Beşiktaş. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazanır. Aynen öyle. Peki o maç da 16'ya alındı. Beşiktaş kazanır yani. Sence kim kazanır? Kesinlikle Beşiktaş. Tutmayınca ay vay be tahminlere bak Sinan Engin falan. Vay evet, be. Şimdi burayı kesip alacaklar biliyorsun. Tabii. Galatasaray alsınlar. Hiç önemli değil. Beşiktaş kazanır, Galatasaray kazanır. Ne diyeceğiz başım? Bu arada çok büyük sıkıntı var Beşiktaş'ın savunmasında. Sol bek Necip, stoper Atiba oynayacak. Oynar hiç fark etmez. Hallederler. O
kadro sıkıntısına rağmen. Beşiktaş takımına ben güveniyorum. Beşiktaş kazanır mı diyorsun? Beşiktaş maşallah var abi. Kadrosu çok iyi. Çok iyi kadro. İyi top oynuyor. Yani bakma sen son haftada Larin'le biraz Abubakar durdu da takım biraz şey yaptı. Yoksa ikisi 170-180 kapasiteye çıktıkları zaman bir de şimdi Cenk Tosun geldi. Cenk var tabii. İstediği gibi. Nasıl buldun orta sahada Cenk'i? İyi Cenk. İyi futbolcu. Çok iyi futbolcu Cenk abi. Şimdi mesela Cenk mesela Fenerbahçe'nin santrfor olduğunu düşün. Çok imza farklı. Atarsın. Uf. Abubakar Fenerbahçe'nin santrfor olduğunu düşün. İmza atarsın. Çok fark ediyor. Mesela. Peki Cenk kimin yerine oynayacak Beşiktaş'ta? Abubakar biraz değiştirecek bu aralar. Şimdi yani burada Sergen değiştirerek oynatacak. Yani Cenk'i sağ tarafa alabilir, sağdan oynatabilir. Abu'yu orada, Abu'yu oraya alabilir. Değişirler ön tarafta. Yani tamamıyla Cenk daha önce oynuyorlardı. Evet. Sağdan da gidiyordu. Oynayabilir. Abubakar'la evet birlikte çok oynamışlığı aynen var. Aynen öyle. Cenk'in çok oynamışlığı var. Evet şimdi bu Mustafa Cengiz'in açıklamalarında... Anketleri bir göster bakalım. Bir anketleri önce bir ekrana verelim. Arda ile ilgili anket yapmıştık. Arda anketimizin durumu nedir bir bakalım. Arda ile ilgili anketimiz ceza adil mi değil mi? Şu anda yaklaşık 6000 oy kafa kafaya. Evet %50.6. Bak bu ne olması lazım biliyor musun sevgili Onurcuğum? Burada %35-%40. Yani Galatasarayların vereceği %35-%40 bak. Demek ki öteki takımdaki taraftar insanlar da yani eğer doğru yani objektif düşünenlere baktığın zaman onlar da demişler. Değil çünkü adalet yarın başka futbolcunun da başına gelebilir. Değil çünkü çocuğun bir günahı yok. Kendi kendine küfür ediyor orada yani. Evet. Böyle bir şey var mı ya? Yani bu ankete... Ama etmesen Arda bir daha küfür. Şimdi tabii işte Beşiktaşlılar... Fenerbahçeliler de mesela yüklendiği için burada kafa kafaya olduğunda sanki cezayı adil bulmamışlar diye çıktı diyebiliriz sonuç değil mi? Yani hani, bence öyle. Aynen katılıyorum. Diğer anketimiz gelsin ekrana. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol şampiyonluk için yeterli mi diye sormuştuk. Tabii Fenerbahçeliler bize bazen kızabilir. Ne diyor? Yani biz lideriz kızmazlar. Falan... Kızmazlar ama şimdi kızmazız abi. Neyse o. Çünkü bize inanıyorlar. Burada neyse onu söylediğimize inanıyorlar. Objektif olarak da konuştuğumuzda biliyorlar. Hiç kimse. Bir gün Galatasaraylı'yla ilgili belki onların sevdiği, sevmediği şeyleri söyleyebiliriz. Aynen öyle. Fenerbahçelilerin aynı. Şöyle bir şey yok. İnandığımızı söylüyoruz. Neyse o. Sizce Fenerbahçe'nin oynadığı futbol şampiyonluk için yeterli mi? Hayır %66. 10.000'i geçmiş oy. Fenerbahçelilerin önemli bir kısmı beğeniyor. %34 o. Evet. %34 beğeniyor. Beğeniyor. Ya da acaba Galatasaraylılar mesela yüklenmiş olabilir mi? Evet hep zaten böyle oynasın. Galatasaraylılar sosyal medyada çok kuvvetliler. En etkili değil mi? Aynen. Galatasaray. Diğer anketi verelim ekrana. O zaten açık araydı. Vakayeme'nin pozisyonuyla ilgili diğer anket bir gelsin ekrana. Trabzonspor Gaziantep maçında Vakayeme'nin hareketi için ne düşünüyorsunuz? Kırmızı kart 89.6. Doğrudur. Bugüne kadar yaptığımız en açık ara anketmiş. Sinan doğru. Abi. Doğrudur yani kırmızı ve olabilir. Fenerbahçe kırmızıdır. Maçında oynamayacak. Ama bunu, hakem bunu bir şey olarak düşünmez yani. Ben buna verirsem iki hafta sonra Fenerbahçe maçı yani bu kadar yani şeytanlık kimse yani, yani ne yapacak? Trabzon'u böyle koruyan bir hakem ben görmedim hiçbir zaman. Peki masa başında oturan VAR hakemi düşünebilir mi bunu? Kimse düşünmez. Düşünmez mi diyorsun? Yok ya. Trabzon'u böyle Trabzon'a böyle sahip çıkmaz yani hiçbir hakem. Zırlaca Trabzon'un hakkı yendiği için yani Trabzonspor'a böyle bir yani itimat geçeceğini düşünmüyorum. Evet. Yani biraz son tamam, dakikada hakemin inisiyatifi kaynadı. Hata yapmıştır belki hakem diyebiliriz yani. Evet. Peki sevdiklerine selamın var mı Sinan abi? Ya bizim Yiğit'in resmini istemiştim. Yiğit Emrullah sevgili Emrullah Yolçu ve bizim güzel kardeşim benim mimar Nezih Kuru'ya çok selamlar. Emrullah Yolçu bizi seyrediyorlar. Selim Özler ve Emir'e çok selamlar. İsa Erdem'e aynı şekilde. Balçova'ya çok selamlar. Resim vermiştim benim torunun resmini. Onlar torunun, da hazır. Torunun Yiğit Özkaya. İşte. Vay benim yakışıklım Yiğit Özkaya. Erkan Yiğit'e Özkaya ve Aslı Özkaya'nın. Çocukları evet. Maşallah. İki numara. Vay benim bak. Oo, İyi de maşallah. Torun.
Bak yakışıklı Yiğit Özkaya'ya. Çok. Buradan dedeye de çok selamlar. Erkan'a da selamlar. Aslı'ya da çok selamlar. Öpüyorum. Büyük Beşiktaşlı kardeşim Selahattin Solmaz. Büyük Beşiktaşlı. Her zaman Beşiktaş'a yardım da etmiştir. Maddi manevi de çok destekler olmuştur. Hı-hı. Bu kampanyada da olmuştur. Önemli Bravo. Yardımı da olmuştur. Beşiktaşlı Selahattin Solmaz'a da bizden de çok selamlar. Buna Ebu Bekir Kaya'nın bize gönderdiği fut. Evet. Ebu Bekir. Ebu Bekir'e çok selamlar. Bizim elimiz ayağımız. Çok Eyvallah. Seviyoruz kendisini. Bir dediğimizi iki etmiyor. Sağ olsun. Onun da fotoğrafı Ali Beyköy Camiası'na da buradan çok selamlar. Ali Beyköy Camiası'na Altan Akdil'e. Sefer Kapıcıoğlu bizi seyrediyor. Yakup Öztürk'e çok selamlar. Muharrem Yazgın müdüre çok selamlar. Emniyet müdürümüz. Mustafa kardeşime selamlar. Mustafa'ya. Onur Karslı'ya selamlar. Çok var. Arka arkaya çok geliyor. Yeter.